Yeter Yerol'la. Derman olacağız ha. Hoş geldiniz, iyi sabahlar herkese. Biliyorsunuz evlilik programlarını yasakladılar. Biz ne yapalım dedik? Evlileri ayıralım dedik. Aha! Şaka şaka. Ya da değil. Biz ne yapalım dedik? Evlileri ayırmayalım, küsleri barıştıralım dedik. Küsleri birbirine yakın edelim dedik. Bütün problemleri çözelim dedik. Hiç tartışma falan olmasın dedik. Bir Yılışık Ali vakası var, onu çözeceğim yarın sabah. İnşallah o da yeterli mesajı almıştır Ali kardeşim. Neyse, sözü fazla uzatmayalım. Derman olacaksa başlayalım. Bakalım bu sabah ilk konumuz ne olacak? Şimdi konuklarım olacak. Barıştırmak için onları çağıracağım buraya. Çok acılı bir genç kız gelecek. Bir prens tarafından evlilik vaadiyle kandırılmış bu kızımız. Kandırıldığını söylüyor. Diyor, beni kandırdılar diyor. Kandırdılar diyor. Bakalım ne olacak? Hadi. Değil mi? Hadi gelsinler, buyursunlar bakalım. Kül kedisi. Değil mi hepimize? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yerleşebildik. Hoş geldiniz hepiniz. Kül kedisi Aysel. Hoş geldin. Bugün seni işleyeceğiz. 25 yaşındasın. Üvey annen var, kardeşlerin var ve anlaşamıyorsun. Doğru mu? Doğru, yeter abla. Vallahi şimdiden bak, seyirci seni sevdi. Bak, kıpır kıpır seyirci. Hepsinin benim gibi derdi var. Hepsinin derdi var. Seyircimiz kıpır kıpır bize destek verecek. Sana destek verecek belli. Şimdiden anlıyorum. Bak, hiç bitmedi. Gıldır gıldırız. Değil mi? Fıkır fıkırız. Maşallah, maşallah. İnşallah reytinglere yansır. Şimdi Aysel'cim, 25 yaşındasın. Üvey anan yanında. Değil mi kardeşlerin? Şimdi biraz kendinden. Şimdi canlı yayın tabii. Ne olursun rahatla. Şimdi bize Aysel, ailenden bahseder misin? Yeter abla, beni biliyorsun. Ben kül kedisi. Evet. Babamın kendisi de ticaretle uğraşıyor. Sürekli uzak diyarlarda. Hı hı. Bu analığım ve üvey kardeşlerimle evde yalnızım. Hı hı. Çok çekiyorum bunlardan abla. Çekemedin benim güzelliğimi. Çekemedin işte. Herkes beni konuşuyor diye orta yerinden çatır 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 çatladın. Kıskanma beni küllük, tamam mı? Talasu! Otur oturduğun yere ya! 8 milyona rezil edeceksin bizi. Yeter hanım, siz kusura İnşallah. Bakmayın. Evet. Bu kül sıçanı benim kızlarımın güzelliğini çekemediğinden dolayı... Evet. Ve prens benim kızlarıma tutulduğundan dolayı... Evet. Çirkef atıyor. Ne? Ne? Ayol, senin şu kızınla ancak güreş tutulur. Hatta güneşle dünya arasına girse güneş tutulur. Yaşın yırtık don kaçkını. Kadınlığa tepki olarak doğmuş resmen. Bana baksana sen. Bir kere bana yolda manken misin diye laf atıyorlar. Kıskanma beni. Küllük. Buna kimse inanmaz. Sus! Sus be! Prens beni seviyor. Beni çok seviyor bir kere. Beni beğeniyor. Benimle görüşmeyi, hepimizden çok benimle görüşmeyi istiyor. Prens, beni yemeğe çıkarır mısın? Beraber tantuniye çökek. Tantuniye mi çökek? Evet. Tantuniye. Yeter Hanım, bakın mağduriyetimi anlıyorsunuz değil mi? Tantuniye çökek diyen biri var karşımda. Mağdurum, kurtarın beni bu aileden. Şimdi ama bir saniye, lütfen, lütfen Mustafa. Bak, sen kurtulmak istiyorum diyorsun ama iddialar var, değil mi? Evet. O yüzden
Lütfen devam et. Lütfen. Yeter Hanım, bir takım iddialarım var. Şimdi bu geçenlerde bir balı düzenledi. Ülkenin her tarafına haber salmış. Tamam. Bütün kızları toplamış. Yani güya balodan beğendiği bir kızla evlenip prenses yapacakmış. Aha yüzü burada, yalan desin. Yalansa yalan de, yalan mı? Yahu doğru. Elim dilim tutulsaydı da ben bu balayı tertip etmeseydim. Hayır, gelen tipler de bu. Korku tüneli mi, balı mı belli değil. Çok ayıp. Yakışıyor mu bir genç kıza bunları söylemek? Genç mi? Kadayıfa dönmüş hala genç diyor ya. Ama bir saniye Mustafa. Bak canlı yayındayız, herkes seni seyrediyor. Evet. Sen çok gıldırlanıyorsun ha. Evet. Biraz sakin ol ne olursun. Ben sana söz verdiğim zaman konuş. Ne olur, çok rica ediyorum. Tamam. Kül kedisi, ne olur devam eder misin? İşte ben de bu balı haberini duyunca dedim ben de gideyim. Ama bu üvey anam ve kalleş kardeşler beni odaya kilitledi. Gidemeyeyim diye Yeter abla. Ben de ne yaptım? Peri dedemi aradım. Peri dedem de geldi, bir yaptı. Bal kabağını arabaya, fareleri ata, eski çaputları cam ayakkabıya, kertenkeleleri şoföre, timsahları da uçağa çevirdi. Seni de maymunlar insana çevirdi herhalde. Hoş tamamen de çevirememiş ama. Efendim, şimdi şöyle. Benim dans ettiğim o hoşlandığım hanımefendiyi sanırım kendisi yedi. Çünkü benim bu hanımefendiden, hatta hiç kimsenin bundan hoşlanması mümkün değil. Ama bak Prens Mustafa, sen çok fıldırlanıyorsun. Ne olursun bak, fıldır fıldırsın, sakin ol. Tamam. Lütfen. Yani burada daha önemli bir konu var. Senden bir dinleyeyim, sen bir devam et. Çünkü benimle dans ederken öyle demiyordun ama. Gözlerinden yedirdin, bitirdin beni. Ya bu yıldızdan bana olsun mu olmasın mı mı çaldı bu bana? Yani bakışarak gece yarısına kadar dans ettik. Ama. Yalan yalan, küryen yalan. Prens bir kere sen eziklenme diye dans etti seninle. Prens bir kere dişi seviyor, dişi. Tıpkı benim gibi vahşi, tutkulu bir dişi. Şimdi Taylan diyorsun ki bak ne diyor? Vahşi, tutkulu dişi diyor. Yani bunu derken o dişilik cazibesini kullanman lazım prense giderken ki bu laf boşta kalmasın. Değil mi? Orada öyle bir şey yapma. Yani yanlış demiyorum yaptığına ama biraz daha altını çizsen şahane olur. Yalan yalan. Prens bir kere sen eziklenme diye dans etti seninle. Prens seni ne yapsın tahta? Prens bir kere dişi seviyor. Tıpkı benim gibi tutkulu. Vahşi bir dişi. Lan senin sakalın var, sakalın. Bunları ayna karşısında söylesen ayna çatlar efendim. Ne olur beni kurtarın. Sabaha kadar gıldırlanırım ben burada. O neyse yani. Dişi sevmiyorsa demek ki. Taylan su. Azıcık arzularını baskıla annem. Aa doğru. Tatlışlığımdan ödün vermemeliyim. Evet canım. Yeter! Efendim, Yeter Hanım. Hadi buyur. Şimdi ben gerçekten, gerçekten prensim. Ülke falan yönetiyorum yani, anlatabildim mi? Şimdi şöyle, bu hanımefendinin bana asılmalarından dolayı ben tahta geçeceğim. Ama erkenden yaşlanıyorum. Lütfen bana yardım edin. Baksanıza ya. Yaşlı değilsin. Güzel, Burcu çok güzel. Yaşlı olduğunu kabul etme. Hayır, olamaz. Ya! Bu beni yiyecek lütfen. Tedirginim. Tamam şimdi çözeceğiz senin sorununu. Sen biraz daha sakin ol lütfen ama. Yani lütfen fışıl fışılsın, bir şeyler yapma artık. Devam edelim mi ne olur? Tam dinleyelim. Edelim Yeter abla. İşte ben de baloya sonra... gittin. Baloya gittim. Ama beni bir gör, taş gibiyim. Nasıl? Evet, evet. Bu var ya, bir yazmaya başladı bana. Oh. İnanır mısın? Dört dönüyor etrafımda. Ben şok. Bunlar da hazetinden çatladı. Gözleri hep bende. Yalana bak, yalana. Ben bir kere o sırada bağcılar dukuyla flörtleşiyordum. İnanır mısınız? Hiçbiriniz dukumda bile değildiniz. Biz de o vakit
vakit prensle kesişiyorduk. Adeta gözlerimizden birbirimizin olduk. Kitap gibi okudu beni. Ulan sana ancak felak nasıl okunur? Şu tipe bak ya. Ya lütfen beni bu aileden komple kurtarın. Şimdi bir dakika ama lütfen. Lütfen. Olay tırmanmamalı. Şimdi biz buna karar vereceğiz. Ben diyorum ki gerçekten bu aile komple çok çirkin. ama bence biz yine de dinlemeliyiz diyorum. Dinleyelim, devam edelim. Meta, bir şey... Aa, ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Geldiğimizden beri bizi gömüyorsunuz ya. Bu kadar hakaret duymak için gelmedik biz bu programa yani neticede. Üstelik benim kızlarım genç, gururlu ve güzeller. Genç ve gururlular. Yeter abla, duydun. Anaları bile övemiyor bu korku şov kızları. Sensin korku şov kızları, gıdobet seni. Sensin gıdobet. Sensin gıdobet. Şimdi bir dakika, çok gerildik. Duygusal olarak yıprandık. Seyirci de aynı şeyi düşünüyor olabilir. Bir müzik alalım buraya. Belki biraz rahatlarız, siz de bir şeyler yaparsınız. Bir bedenden oraya havet atılır belki. Bir müzik alalım ne olur. Herkes rahatladı mı? Rahatladık. Rahatladı. Şöyle bir attık mı içimizdeki... Attık içimizdeki elemi, her kederi, şeyimiz, her şeyi attık mı? Prens? Attık. Rahatladık biraz. Attık. Sakinleştik. Seyircinin de yüzü gülüyor inşallah. Evet, şimdi Kül, senin elbisen var, araban var, her şeyin var. Prens sana yürüyor. Sonra ne oluyor? İşte prens bana yürüdü. Her şey çok iyiydi saat 12'ye kadar. Sonra Peri dedemin büyüsü bozuldu. Mal gibi kaldım. Yalan yalan. Yalan Yeter abla. Yalan bunun ağzına yuva yapmış Yeter abla. Yok neymiş? Araba kabağına böyle düşmüşmüş. Yalan. Yalan bunlar. Saçmalık, büyü falan. Yalan. Yalan. Efendim bak. Evet. Ben bu dakikaya kadar sustum ama biz o gün fotoğraf çekilmiştik. Bakın kimler? Efendim. Prens, bakın, prens. Belgelerle konuşuyorum. Tamam, göster. Şimdi bu kız seyirciye göster. Bu haldeydi efendim. Bu haldeydi. Sonra birdenbire bu hale dönüştü. Lütfen. Yani bu kızı buna çevirebilecek büyü dünyada yok. Bunu yemiş yani bunu. Şimdi olayların göbeğinde bir isim vardı. Seyirci de takip etti. Baştan beri sen söyledin. Peri dede dedin, değil mi? Peri dedeyi bulduk, getirdik. Gelsin bakalım Peri dede. Bize neler söyleyecek? Peri dede, hoş geldin. Allah razı olsun. Kırmadın ve geldin. Büyüğün eli diyorum, evet. Sağ ol kızım, sağ ol. Geldim. Şöyle geç ne olur Peri dede. Peri dedem, garip dedem. Ah benim kül yüzlü kızım, ah benim kül yüzlü kızım. Peri dedi. Nasılsın? Allah'ın aşkına. Bunun neresi peri? Bunun büyüsünün hayrı olsa kendine dokunur zaten. Bu bildiğin hortlak be. Hoşt! Hortlak sensin. Bak benim asabım bozsa sana burada bir büyü yaparım. Ayakların ağzından çıkar seni, kaşar. Çakma Harry Potter. Harry Potter, çakma Harry Potter. Sen kime laf söylüyorsun? Bana bak, bizde peri vites olmaz. Senin o kanatlarını ikiye cart diye ayırırım. Çirkin. Sen bana laf çakma, laf çakma. Bak seni burada peri tozuyla buradan ağzını yüzünü düğümlerim senin. Kızım. Buyurun. Perilik çok zor. Onu anladım zaten. Şimdi biz istiyoruz ki o geceye gidelim Peri dede. Değil mi? Ne oldu o gece? Yani 12'den sonra ne oldu da büyü bozuldu? Şimdi kızım bütün suçu hep bende buluyorlar ama... Bizim bu sihir izinleri belediyeden 12'ye kadar. Nasıl yani? Yani böyle kampanya yapan GSM operatörü gibi öyle mi? Efendim bunlar sahtekar. Kızı bana kaktırmaya çalışıyorlar yani. Aa, bayılıyorum sana.
Bayılıyorum. Sana bayılıyorum ya. Çok beğeniyorum seni. Ben de senin şu ağız kokundan bayılıyorum. Ne yedin? Tapir mi yedin be kadın? Lütfen ama bak, canlı yayındayız, cilvelenmeyelim. Lütfen. Bu mu cilve? Ama lütfen Prens Mustafa, lütfen. Şimdi Aysel, büyü bozuldu dedik. 12'de büyü bozuldu. Ne oldu? İşte 12'de. O esnada ben tuvaletteydim Yeter abla. Söylemesi ayıp da. Söyledin artık. Ondan sonra koşarak eve kaçmaya başladım. Tamam. Kaçarken de ayakkabımı düşürmüşüm. Bu da ayakkabıyı alıp ev ev dolaşmaya başladı sahibini bulmak için. Bizim eve gelince de tabii ki bunların hepsinden bana oldu. Evlenmemiz lazım, kımarıyor işte. Hata zaten bende efendim. Hı-hı. Bu peri şeysi mi neyse bu adam. Bu hilkat garibesini güzelim bir kıza çevirmiş. Hı-hı. Yani filtrelemiş, üstümüze salmış anlayacağınız. Hata bende efendim, Allah aşkına. 43 numara prenses ayakkabısı mı olur? At toynağı gibi ya. Ya prensim sen boş ver bunları. Bunların hepsi şirket. Sen en iyisi beni al. Sizin aile arasında bir nikah yaparız. Oldu bitti bu iş. Hı-hı. Aile arasında filmi bu arada sinemalarda ben de oynuyorum. Benim moralim çok kötü ve sizi tavsiye ettiler. Ne açıdan? Bugün için bir para verebilirim size. Ben... Ben değil. Zeynep, sen ya benimsin ya toprağımsın. Ya benimsin ya toprağımdır o bir kere. Yok, ya benimsin ya da böyle toprağım derim hani, kanki olur. Kaç kişi bunlar ya? Hani aile arasındaydı. Aile işte. Aile toplumun en küçük parçasıdır. Şu anda toplumun yarısı kapının önünde. Eller havaya. Eller yukarı kız o. Babası değerli bir emniyet müdürü. Annesini bir görün. Hazı hanımefendi. Yüzüğü takmışsın. Baba ben artık yüzüğü taktım. Geri dönüş yok. Evleneceğim ben. Dünyada kız mı yok Haşmet? Dünyada kız mı yok? Benim için yok. Hatırla. Hayırlı olsun. Cesaret burada değil. Burada da değil. Burada hiç değil. Nerede artık? Buradadır. Çok şükür. Sıkıyor mu? Hoş geldin Aysel. Hoş bulduk. Bugün Derya Karadaş aramızda bize misafir oldu efendim. Kendi evine misafir oldu. Tekrar beraber güzel olduğumuz için. Güzel bahane oldu. Çok özlemiştim. İyi çok, ki geldim. Çok mutluyuz beraber olduğumuz için. Böyle seninle konuşmak çok zor bu ifadene karşı. Böyle devam ederim. Nasıl film? Güzel oldu. Film güzel. Bayıldık. Millet gözünden yaşlarla çıkıyormuş gülmekten. Öyle. Var mı söylemek istediğin bir şey filmle ilgili? Ya çok keyfimiz yerinde. Film çok güzel gidiyor. 1 Aralık'ta vizyona girdi. Belki aranızdan izleyenler olmuştur. Yani İzlemeyenlere de tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyor çünkü izleyen herkes çok mutlu ayrılıyor filmden. Bu da hepimizi çok mutlu ediyor. Ellerinize sağlık bütün ekibin. Teşekkür ediyoruz. İyi ki buradasın. Buyurun efendim, kaldığımız yerden devam. Ben de oynuyorum. Ay! İçi geçmiş buş buna. Hiçbir şeyden geri kalmasın. Kalmam işte. Her yerde de oynayacağım Gudubet. Sen de Gudubet. Çirkin. Ben de Gudubet. Tamam. Tamam yeter bak. Bak tamam, büyü geliyor şimdi. Büyü... Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapayım? Bir ailesiniz, mutlu bir ailesiniz. Elin adamı için kavga ediyorsunuz birbirinizle. Kim bu ya? Bunun nesi var Allah aşkına? Ülkesi. Ayakkabı kaç numara? Dur bir bakayım ona ya. Buyurun. Ya dedem ne yapıyorsun ya? Hani prensi bana yapıp beni prenses yapacaktın? Ama kızım sen şu haline hiç bakmıyorsun ki. Hani seni prenses yapmak Allah'a şık koşmak ya. Prensim, Allah aşkına bir de ben deneyeyim mi? Bak ayaklarım küçüktür, ne olur. Ya lütfen saçmalamayın ama. Vallahi başıma dert oldu bu ayakkabı. Kim ya bunun sahibi? Bir çıksın ortaya be. Benim ayağım. Benim ayakkabım o. Vallahi Ayta zart diye stüdyoya geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kız Ayta, o ayakkabı senin miydi? Sen kimsin kız? Kız ben. Leyla. Birlikte oynadık değil mi aile evet. arasında? Sen Ayta'yı niye tanıyorsun ya? Aa, yıllardır tanıyorum Ayta. Ha, filmde beraber oynadık. Aa, ben şimdi anladım. Şimdi anladım.
Efendim siz de bir sihirle gece baloya geldiniz. Sonra sihir bozulurken kaçtınız, ayakkabı burada kaldı değil mi? Ayol ne sihiri yahu? Ben son metrobüse yetişeyim diye koştururken düşürdüm ayakkabıyı. Ha yani sizin, kesinlikle sizin yani bu. O zaman siz bunu buyurun. O zaman Allah'ın evini peygamberin kavliyle benimle evlenir misiniz? Ayol ne yapıyorsun saçmalama, Allah aşkına kalk ayağa ya. Niye? Nedir yani böyle kısmetin bir ayakkabı? Pardon, şu evlilik teklifinden bir daha alacağız. Efendim Aytaç Özer'i bizimle, kocaman alkışlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Aile arasında nasıl gidiyor, bir de sizden dinleyelim. Çok güzel gidiyor. Benim için bir rüya gibi zaten. Evet, çok... Yani rüyada devam ediyor fark ettiğin üzerine. Çok beğeniliyor sizin oradaki hem oyunculuğunuz hem şarkılar. Ama beni heyecanlandırıyorsun. Yok yok, estağfurullah. Efendim yazan Gülse Birsen. Evet. Yöneten Ozan Açık'tan. Evet. Bizlerle buluşturan yapımcısı BKM. Ve bütün ekibe biz de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hakikaten şiddetle gülmek istiyoruz. Her fırsatta gülmek istiyoruz. Eğer bunu ihtiyacınız varsa muhakkak gitmeniz gerekiyor o zaman. Hepimizin ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayakkabıyla gelelim, gereğini yapalım. O zaman siz buyurun. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle benimle evlenir misiniz? Ya saçmalama, kalk Allah aşkına ya. Sen niye kısmetini bir ayakkabıya bağlıyorsun? Böyle saçma bir eş seçme mi olurmuş yani? Ya ne bileyim işte, bir zaman söyledim. Laf ağızdan bir kere çıktı, geri dönemedim yani. Siz şimdi prenses olmak istemiyor musunuz? Aman benim prensle düple işim olmaz. Benim işim sahne. Ay vallahi bravo. O zaman şimdi isteriz ki sizden bir şarkı söyler misiniz? Söylerim, söylerim ama ben bu şarkıyı arkadaşımla düet yaptım. Onu da çağırabilir miyim? Ay tabii buyursun gelsin. Demet Evgar. Evet. Gel bacım şöyle Demet dur. Harikasın. Demet Evgar da bizimle burada efendim. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne olsun, işte ayakta durmaya çalışıyoruz. Peki, yıllardır oyuncu olarak beğendiğimiz bir duruşunuz var. Bugün de aynı duruşu sergiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani istesem de bozamıyorum zaten duruşumu. Bu arada yani filmde oyunculuğunuz yanında gerçekten sahneyi dolduruyorsunuz. Güzelliğinize de bayıldım, bunu demeden geçemeyeceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Vallahi resim gibi kadın derler zaten bana. Çok teşekkür ederim. Siz de demiş oldunuz böyle. Son olarak söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Vallahi çok komik bir film oldu. Seyircilerimizle buluştuğumuz için de biz çok heyecanlıyız. Ne diyeyim? Yerimde duramıyorum vallahi. Hakikaten yerinde duramadı efendim. Kaldıralım Demet Hanım'ı. Şimdi o filmden şarkımızı, sizin düetiniz galiba değil evet, mi? Evet, bizim düetimiz. Onu rica ediyoruz sizden. Tamam, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Sen beni
çektirdi bir görsen. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım, onlarınla sarayım. Seni iste yeter ki senin kulun kölen olayım. Sen beni yıktın sen beni. Yanayım yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım